Örneğimizde tek zemin, bakın A ile C arasında tek zemin var. Farklı olarak yeraltı suyu var arkadaşlar, bakın burada. Yeraltı su seviyemiz, bakın şurada B noktasından başlıyor. K'yı hesaplayarak başlayalım sorumuza. KA eşittir tanjant kare 45 eksi fi bölü 2 şuraya alalım. Beş eksi 22 bölü 2 şurası 11, şurası 34 yapar. Şuraya gelelim, şurayı yenileyelim, eskiler gitsin arkadaşlar, dereceye gelelim. Tanjant 45 eksi 22 bölü 2 karesi 0.454 bakın bunu şöyle de yapabilirsiniz. Tanjant 34 eşittir deyip daha sonra karesini alabiliriz. Yine aynı değer. 0.454 arkadaşlar. Bakın K'yı hesapladıktan sonra bakın A noktasının üzerinde bir yük ya da bir zemin bulunmadığı için sigmamız 0. Bakın B'de altında ve üstünde de zemin değişmediği için arkadaşlar aynı zemin olduğu için B'yi tek hesaplayacağız arkadaşlar. Ve sigma C'yi hesaplayacağız. Sigma 0, sigma B ve sigma C'yi hesaplayacağız. Gelelim. Sigma A eşittir 0. Şurada K çarpı gamma çarpı ZZ 0 olduğu için 0 arkadaşlar. Gelelim sigma b eşittir. Ka çarpı gamma çarpı z'den arkadaşlar. ...0.454 çarpı 3 çarpı 21 3 çarpı 21 eşittir diyelim. Çarpı 3 çarpı 21 28.662 sigma C'ye gelelim. Şunu kopyalayalım. Bakın burada 0.454 yine aynı arkadaşlar. 3 çarpı 21 şurası da aynı. Şuraya artı artı bakın B'nin altında B ile C arasında 4 metrelik zemin daha var arkadaşlar. Fakat burada 4 çarpı gama batık alacağız. Burada suyun birim hacim ağırlığını 10 alacağız arkadaşlar biz kolaylık olsun diye. Burada 9.81 de alınabilir. Bazı sorularda biz 10 alacağız. Artı bakın 23'ten 10'u çıkartırsak 13 olur gama batığımız. Suyun birim hacim ağırlığını çıkartıyoruz. Gama batık, gama da eksi gama su arkadaşlar. 23'ten 10'u çıkartırsak 13 artı 4 çarpı
13. Şöyle hesaplayalım. %52,32. Bakın bir de suyun basıncı var arkadaşlar. Suyu da hesaplayalım. Şurada şunu yazalım. Altına sigma su diyelim. Sigma su. Bakın burada suyun birim hacim ağırlığını 10 kabul ettik. Yüksekliğimiz 4 metre. 4 çarpı 10 arkadaşlar. Burada K ile çarpmıyoruz. Sigma su eşittir. 4 çarpı 10. 40 kilonewton bölü metrekare. Şimdi çizerim arkadaşlar. Şunu kopyalayalım. Bakın şurada su seviyemiz B noktasında, bunu biliyoruz. Şimdi çizelim. Bakın burada şurada 28.662 şuraya kadar. Bundan sonra 52.32. Burada bir kırıklık oluşuyor arkadaşlar. Yani üçgen devam ediyor ama kırıklık oluşuyor. Bunu yine bir dikdörtgen, bir üçgen gibi, yamuk gibi alacağız arkadaşlar alt kısma. Şurası 28.662. Bakın şu an tamamı 52.32. Şunu şuradan böleceğiz arkadaşlar. Şurada. Nokta 662. Şurayı gösterdik. Şunu ayırırsak 52.32'den 28.662 çıkartacağız. Eksi 23.658. Şurası 23.658. Şurası 28.662. Şimdi P'leri yazalım. Bakın şurası P, A1 diyelim. 28.662. Bakın üçgenin alanı çarpı 3 bölü 2. Çarpı 3 bölü 2. Şunu şöyle gösterelim. PA2 dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Bakın 28.662 çarpı 4 bölü 2. 28. Çarpı 4 bölü 2 yok arkadaşlar. Bakın burada dikdörtgen şeklinde. 28.662 çarpı 4. Burada da yine üçgen şeklinde PA3'ümüz var.
23.658. Çarpı 4 bölü 2 arkadaşlar. Üçgen olduğu için çarpı 4 bölü 2. Yani 2'ye çarpacağız burada. Suyu ayrı gösterelim. 28.662 çarpı 3 bölü 2. Bakalım 3 metre. Çarpı 3 bölü 2. 42.993. Şurası. 993. Şurası 28.662 çarpı 4. %114.650 65 %114.65 23.658 çarpı 2 23.658 çarpı 2 47.316 16. Şurada suyu gösterelim. Bakın suyun ki şuradan başlar arkadaşlar. B noktasından itibaren. Üçgen şeklinde. Şurası 40. Çarpı şöyle gösterelim. P su diyelim. Çarpı 4 bölü 2 eşittir 80 kN. Bakın suyun etki noktası 4 bölü 3'tür arkadaşlar. Bakın 3'te 1'i şuranın. Şurası 1.233. Şuradan alırsak 42.993 çarpı. Şurası 4. 3'te 1'i 5 arkadaşlar. Bakın bunun etki noktası 5. 114.65'in 2. 47.314'ün de 1.3. 33 ya da 4 bölü 3 diyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla çarpıp şey yapabiliriz, toplayabiliriz. Bakın toplam P'yi bulalım. Şuraya yazalım. P eşittir. 42.993 artı 114.65 artı 47.314 eşittir. Şöyle gelelim. 47.316'ymış arkadaşlar şurası. 316. Şunu üçünü topluyoruz arkadaşlar. Şurası artı. Şurası artı. 204.960. Dediğim gibi moment hesaplarsak da arkadaşlar şu noktalarla çarparsanız şuradan da suyu da 1.33'e 333'e çarpıp momenti hesaplayabiliriz. Örneğimiz bu kadar.